Sözü hemen ona bırakalım. Bekir, günaydın, kolay gelsin. Neler paylaşacaksın? Günaydın Dilara Özer. Necip Ablemitoğlu suikastinin kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu tamamlandı ve sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Sağlık kontrollerinin hemen ardından aslında emniyetteki gözaltı süresi biraz uzamıştı. Savcılık 4 artı 4 şeklinde, yani toplam 8 gün ek gözaltı süresi talep etmişti. Bu noktada gözaltı süresi de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde tamamlandığını söyleyelim. 6 kişinin de ismini vermişti Nuri Gökhan Bozkır. O 6 kişi içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçmiş ve onların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Şu sıralarda sabah saatlerinde bulunduğumuz noktaya Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır adliyedeki sorgusunun da devam ettiğini söyleyelim. Süreci hatırlatalım. Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu 2002'de Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Kilit isimlerinden, saldırının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır da Ukrayna'ya firar etmişti. Bu noktada Ukrayna'da bir süre Ukrayna'da kaldı. Adına Interpol tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Kırmızı bültenle de aranıyordu. Ukrayna'da yakalandı. 3 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra ev hapsine dönüştürülmüştü. Bir sürede ev hapsinde kalmıştı. Ancak ev hapsinden tam da firar etmek üzere olduğu sırada MİT tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı ve Türkiye'ye teslim edildi. İlk sorgusu MİT'te gerçekleşmişti Bozkır'ın. Ardından o sorgunun ardından da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne sevk edildi. Orada da gözaltı süresi 27 Ocak'ta başlamıştı. 4 artı 4 şeklinde toplam 8 gün ek gözaltı süresi de talep edilmişti. O sorgunun ardından da bulunduğumuz noktaya geldi. Ankara Adliyesi'nde savcılığın karşısına çıktı ve burada da sorgusunun devam ettiğini söyleyelim. Cinayete ilişkin sır perdesinin aralanması noktasında Bozkır'ın burada vereceği ifadeler ve emniyette verdiği ifadeler de önemli. Bir yandan da FETÖ'nün çatı iddianamesine, 15 Temmuz çatı iddianamesine de Hablemitoğlu suikastinin girdiğini söyleyelim. Bu noktada özellikle örgütü üyesi olan bazı polislerin bu soruşturmaya dair, cinayete dair delilleri yok etme noktasında adım attıkları bilgisi de araştırılıyor. Bu noktada ayrıntılarda önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Sorgu devam ediyor. Vereceği bilgileri de merakla bekliyoruz diyelim. Söz yeniden size bırakalım. Teşekkürler Bekir, Mert bizlere tüm gelişmeleri bu suikaste ilişkin Ankara Adliyesi'nden aktardı.